Merhaba değerli izleyicilerimiz. Fuarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün durağımız İstanbul TÜYAF Fuar Merkezi ve 2021 Otomekanika Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan Bayrak Otomotiv'e konuk olduk ve yanımızda yine firma sahibimiz Kemal Bey bulunuyor. Bakalım bizlere faaliyetlerle alakalı ve sektörle alakalı neler aktaracak şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar Kemal Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hayırlı fuarlar bu arada. Sağ olun. Kemal Bey, öncelikle sizleri tanıyalım biraz. Ekran başındaki izleyicilerimize yine tanıtalım. Sektöre nasıl girdiniz sizlerden dinleyelim. Peki. 1980 yılında ilk evvela kağıt ticareti olarak başladık. Kağıt ticaretinden sonra kağıt imalat konfeksiyonuna döndük. Hı hı. 1990 yılından beri de aralıksız olarak plastik sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Plastikte de şişirme ve enjeksiyon üzerinde çalışıyoruz. Ana faaliyet alanımız otomotiv, hava kanalları, washer tank imalatı, havak sistemleri, bunların imalatını yapıyoruz. Tier 1 ve Tier 2 olarak faaliyet göstermekteyiz. Türkiye'de Tier 2 olarak çalışıyoruz. Yurt dışında İngiltere'de Tier 1 olarak faaliyetteyiz. Ana olarak işlemimiz böyledir. Evet. Bayrak Otomotiv kaç yılında kuruldu bu arada? Bayrak Ambalaj 1990, 1980, Bayrak Otomotiv 2019. Firmayı ikiye böldük. Bayrak Ambalaj devam ederken Bayrak Otomotiv de spesiyel olarak otomotiv firma, otomotiv sektörüne hedef aldı. Orada faaliyetle devam etmektedir. Peki ambalaj konusunda neler yapıyorduk ilk sektöre girdiğimizde? Ambalajda da 50 mililitreden 20 litreye kadar ambalajlar üretiyoruz. Daha çok kimya sektörüne çalışıyoruz. Hı hı. Ambalaj konusunda zaten birçok çeşit var. Onda da yine siz de kimya sektöründe bulunuyorsunuz. Peki otomotive geldiğimiz zaman neler üretiyoruz? Hava kanalları üretiyoruz. Gördüğünüz arabanın havalandırmasında kullanılan klima çalıştıktan sonra size ulaşan hava hep bizim ürettiğimiz kanallardan geçiyor. Hı hı. Ondan sonra araçta ön camı yıkamak istediğiniz zaman düğmeye bastığınızda suyun fışkırdığı hale kadar olan sistem yine bizim sistemimiz, üretimlerimiz içinde. Bunun yanında klimayı açtığımız soğuk hava geliyor. O sistem de yine bizim parçalarımız içinden faaliyet gösteriyor. Evet. Bu parçalar da yine fuarda sergileniyor sanırım. Evet, evet. Hepsi plastikten mi meydana geliyor? Evet, Haydens polietilen PP, EPDM ana malzemeler olarak üretilmekte. Ve sadece bu aksanını üretiyoruz değil mi? Evet, sade özellik şeyimiz budur. Başka bir iş yapmıyoruz. Evet, hem ambalaj hem de bunu devam ettiriyoruz. Peki nelere dikkat ediyoruz üretimde? Üretimde biz otomotivin olmazsa olmazı 16.949 kalite belgesi sahibiyiz. Bu belgeyle zaten OEM'e ve Tier 2 olarak Tier 1'a hizmet edebilirsiniz. Şeyimiz budur. Evet, gerekli belgeleri aldık. İyi bir ham maddeyle, iyi bir işçilikle yine sunum yapıyoruz. Peki genelde talebe göre mi üretim yapılıyor yoksa bir seri üretimimiz var mı? Proje bazlı çalışıyoruz. Bir arabanın yeni çıkacak olur genelde arabalar. Hı hı. İşte projenin 2 yıl evvelinden minimum başlar ve nihayetine kadar 5 yıl sürer. Ondan sonra da 10 yıla kadar devam eden bir süreçte arabanın bütün parçalarını temin ederiz. Genelde de proje bazlı ilerliyoruz o zaman. Peki evet. Sektörde nasıl fark yaratarak ilerleyeceğiz? Neler bekliyor sizleri? Sektörün taleplerine göre biz yönleniyoruz. Yani biz sektörü yönlendirebilecek kapasitede bir şeyimiz yok. Kuruluş değiliz. Sektörden gelen talepler mesela şu anda nakliye fiyatlarının artması, Çin'in kapanması sebebiyle doğan piyasadaki boşluktan dolayı daha fazla bir talep oluştu Türkiye'de bütün sektörler. Bize de öyle gelen talep var. Yani ithal edilen ürünler şu anda Türkiye'de ihracat haline geldi. Hı hı. Fuarda nasıl karşılandınız peki? Devamlı fuarlara katılıyor musunuz? Devamlı katılmıyoruz. Uzun aradan sonra ilk defa katıldığımız bir fuar bu.
Memnunuz ilk gün olmasına rağmen tahmin ettiğimizden daha hareketli ve yurt dışından gelen epey ziyaretçi var. Evet. Peki izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz yine sektörünüzle alakalı Kemal Bey? Sektörümüz zor bir sektör. Evet. Müşteri talepleri devamlı artmakta. Bunu sağlayabilmek için de bulundurduğunuz elemanların kalitesini devamlı iyi hale tutmanız lazım, eğitimler vermeniz lazım. Süreklilik devam eden bir yolucu maraton. Evet. Yine siz de bu maratonda yerinizi aldınız. Başarılar diliyoruz sizlere Bayrak Otomotiv olarak. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Biz teşekkür ederiz ziyaretiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, 2021 Otomekanika Fuarı'nı ziyaret ediyoruz dedik. Fuar katılımcılarımızdan Bayrak Otomotiv'e konuk olduk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.